Bülten'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 17 Şubat günlerden pazartesi, yeni bir haftaya adım attık. Ve bu hafta yine yoğun bir veri haftasının olduğu gün ve hafta. Hatta bugün Japonya'dan veriler geldi, büyüme. Birazdan detaylandıracağım size. Gizem Uzuner'le de grafiksel olarak bakacağız. Bu hafta içerisinde para politikası kurulu toplantısı olacak. Çarşamba günü bir faiz indirime gidip gidilmeyeceğini takip ediyor olacağız. Yine çarşamba günü FED tutanaklarını bekliyor olacağız. Bugün Amerika piyasaları kapalı. Asya tarafında yine piyasalara baktığımızda Japonya'dan gelen veriler, Çin'deki açıklamalar etkili olduğunu görüyoruz. Bir taraftan İdlib meselesini konuşuyoruz. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmesi vardı. Birazdan detay vereceğim size. Bunun dışında yine büyüme rakamları gelecek Asya'dan bu hafta. PMI'leri bekliyor olacağız. Ve tabii ki bu hafta içerisinde Çin'deki koronavirüsünün etkileriyle birlikte ekonomilere nasıl bir etki yaratacak, bunu da takip ediyor olacağız. Piyasalar açısından gelen veri trafiği etkili olacak diyelim ve hemen başlayalım. Piyasalar açılmadan önce hangi başlıklar bizim dikkatimizi çekti? Yeni tip koronavirüsünde vaka sayısı 70 bini aşmış durumda. Ölü sayısı 1771'e yükseldi. Şimdi gün içerisinde, daha doğrusu 24 saat içerisinde 105 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak, geçtiğimiz hafta teşhis yönteminde bir değişikliğe gidildiği ifade edildi. Sonra mükerrer sayıldı denilmişti. Çünkü tek günde 24 saatte 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği haberleri vardı. Yine baktığımızda virüs taşıdıkları şüphelenilen kişilerin sayısı 7264'e geriledi. Müşahede altında tutulan kişi sayısı 150 binin üzerinde şu an için. Covid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşanların kişi sayısı 10.844 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Fransa'da bir kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi var. Genelde özellikle bu virüsün çıkmış olduğu Çin'in Hubei kentinde daha fazla vaka sayısı artışları ve ölüm sayısında genelde burada ölü sayısının yüksek olduğunu görüyoruz. Çin'de ölüm vakaları yüksek. Tabii her türlü karantinaya alınıyor. Çin'den gelen en azından haber akışının dışında görüntüler de var ama tabii biz takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in özellikle bu koronavirüsüyle ilgili şeffaf olmadığına dair geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu. ABD-Çin arasındaki özellikle bu yıl sonunda imzalanan ticaret birinci faz anlaşması herhalde şu an bir şekilde askıya alınmış durumda gibi görünüyor. Çünkü tarım ürünlerini biliyorsunuz alacaktı ki şu an genel durum itibariyle zaten Çin'de üretimin genelde durduğu ifade ediliyor. Bu arada petrol talebiyle ilgili endişeler var. Çin'deki üretimin, bazı şirketlerin üretimin durdurulması oradan gelen talebin düşeceğine dair endişe yaratmış durumda. Ve koronavirüsüne karşı teşvikler açıklandı. Çin'de piyasalar moral buldu. Asya piyasaları haftaya karışık bir görünümle başladı. Japonya'da büyüme rakamı geldi, aktaracağım. Amerikan 3 ana hisse senedi endeksinde vadelilerin artıda olduğunu görüyoruz. Bu noktada vadelilere bakacağız tabii. Çünkü Amerika piyasaları başkanlar günü nedeniyle bugün kapalı. Türkiye heyeti ikinci tur İdlib görüşmeleri için Moskova'ya gidiyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Konu tabii ki İdlib meselesi. Suriye'nin buradaki, daha doğrusu Rusya'nın Suriye'ye karşı tutumu. Bir taraftan Moskova'da gidilecek, heyetler görüşecek burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Şu an için 3,5-4 milyon Suriyeli'yi burada barındırıyoruz. İdlib'de Türkiye'ye gelmek isteyen 1 milyon kişi daha var. Bizim bunu karşılayacak durumumuz yok açıklamasını görmekteyiz. Ve Japonya 4. çeyrekte 2014'ten bu yana en hızlı küçülmesini kaydetti. Aylık bazda %1,6, yıllık bazda %6,3 küçüldü. Japon ekonomisi için oldukça büyük bir rakam. Çünkü orada eksi faizler var. Bir, ikincisi enflasyon üretilemiyor. Dolayısıyla bu rakamlar onlar için, gelişmekte olan bir ülke için %20'ye yakın bir küçülme demek. Geçici olduğu da ifade ediliyor Japonya tarafından ama yine de 106,3'lük bir küçülme. Yıllık bazda oldukça yüksek bir rakam. %3,7 bekleniyordu. İki katı neredeyse bir küçülme meydana geldi. Bu hafta Cuma günü Fitch'in Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor. En son 2 Kasım 2019 tarihinde Fitch değerlendirmede bulunmuştu ve kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak görünümünü, daha doğrusu kredi notunun görünümünü negatiften durağına çekmişti. Bugün yapacağı, daha doğrusu bu hafta yapacağı Fitch'in bu not değerlendirmesinde acaba BB- olan notumuz değişecek mi? Bunu da hafta boyunca konuşacağız diyelim. Devam edelim biz rakamlarla.
Rakamlara baktığımızda aslında geçen haftanın bazı verilerini de ben hatırlatmak istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretim verisi 0.3 düştü. Son 5 ayın en düşüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Perakende satışlarda beklentilere paralel arttığını görüyoruz, 0.3. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Cuma günü açıklandı. Bir puandan fazla artış görüyoruz. Beyaz Saray ekonomi danışmanları, tabii bu arada bir açıklaması da var. ABD Başkanı Trump'ın orta sınıf için %10'luk bir vergi indirimi planladıklarını ifade ediyorlar. Tabii bu oldukça pozitif çünkü Kasım ayında seçim var. Trump bu noktada elinden geleni ardına koymuyor. Borsa İstanbul 121.151 seviyesinde. Bu hafta içerisinde izleyeceğimiz şey para politikası kurulu toplantısındaki çıkacak sonuç. Onun dışında Türkiye'den önemli birkaç veri gelecek. Bunlardan bir tanesi konut verisi olacak. Geçtiğimiz hafta cari denge ve sanayi üretim verisi gelmişti. %0.3'lük bir kayıpla kapatmıştık Cuma gününü. Dolar TL tarafında Cuma günü 6.05'in üzerinde kapanışlar vardı. Bu sabaha baktığımızda %0.13 oranında ekside işlemler başladı ama hala 6.05.11. Geçtiğimiz hafta başladı bu yükselişine. 6 ile 6.10 arasında bir banda oturduğu da söyleniyor analistler tarafından. Euro tarafı 6.56, %0.02 eksi de, yani yatayda başladığını söyleyebilirim. 10.008'de o euro dolar paritesi. Buraya oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. 1.0840 çok hızlı geldi buraya. 1.11.11 seviyesindeydi. 1.10'u kırdıktan hemen sonra 1.08'e kadar geriledi. Aşağıda 1.07.20, 1.06, 1.04.50 gibi seviyeler var. Oldukça kritik seviye bunlar. Türkiye açısından da önemli olacak, ithalat ihracat açısından. Çünkü biz bildiğiniz üzere ithal ettiğimiz mallar euro cinsinden, sattığımız dolar cinsinden. Devam edelim tahvil faizlerine. Şimdi para politikası kurul toplantısı öncesinde Türkiye'de 2 yıllık tahviller %11.20. Enflasyondan önce başladı bu yükselişine. Bilindiği üzere son olarak 75 bas puanlık bir indirim yapmıştı Merkez Bankası. Şimdi bakalım bu hafta bir indirim gelecek mi? 25 bekleyen var, 75 bekleyen var. Henüz daha anket tamamlanmadı. Birazdan zaten Gizem'e de soracağız. 5 yıllık tahviller %11.46. 2 yıllıklara göre çok fazla bir sıçrama var 5 yıllık ve 10 yıllıklarda, uzun vadelilerde. 2 yıllık biraz daha temkinli ilerlerken 5 ve 10 yıllıklar %12'ye yaklaşmış durumda. Enflasyon %12.15 açıklanmıştı son olarak. Devam ediyoruz hemen Avrupa piyasalarıyla. Avrupa piyasalarına bakıldığında eksilerle tamamladığını görüyoruz Cuma günü. En az değer kaybı Frankfurt borsasında oldu ama en fazla değer kaybı Londra'da. Bunda şöyle bir hatırlatma yapalım. Avrupa'da bütçe görüşmeleri başlayacak ama Brexit'ten sonra bu görüşmeler nasıl olacak, olacak mı takip edeceğiz. İngiltere'de bütçe görüşmeleri olacaktı Şubat ayında. Mart ayında ötelenmesi söz konusu. Bu hafta Avrupa Birliği zirvesi de var. Dolayısıyla bu konuyu yakından takip ediyoruz Euro-Dolar paritesi açısından. ABD borsaları Cuma günü kapanışları hatırlayalım. Arkasından vadelilere geçeceğiz. S&P ve Nasdaq'ta çok hafif artılarla kapanış vardı. Dow Jones'ta sadece 10.009 ekside kapattık. Çok ciddi bir rakam değil ama vadelilere bir bakalım. Dolayısıyla Japonya'yı da gözümüzün önünden ayırmayalım çünkü oldukça düşük bir büyümesi var. Vadeli piyasalara da Cüneyt'ten rica edelim. ABD vadelilerde artılar var Japonya'ya rağmen ama Asya piyasalarında karışık bir seyir var demiştik. Dow Jones'ta %0.1'lik bir prim varken en fazla prim Nasdaq'ta %0.45, S&P 500'e %0.25 primli. MTI'ye da devam edeceğiz MTI piyasasıyla. Altın takip ediyor olacağız. 1560-1590 gibi bir bant var spot altında ama özellikle dolar TL'nin yukarı yönlü hareketleri gram altındaki hareketin de yukarı yönlü olmasına sebebiyet vermekte. 308 ons dolar gram altın. Bu arada çeyrek altında 500 TL'yi çoktan geçmiş durumda. Petrol tarafına bakıldığında sakin seyrini korumakta ama talep bazında, talep yönünde endişelerin olduğunu da az önce size ifade ettim. Şöyle hızlıca bir haberlere bakalım. Otomotiv Sanayi Derneği Ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2019'un aynı döneminde, yani yılın ilk ayında, geçtiğimiz yılın ilk ayında benzer seviye var. 109.783 adetlik bir üretim oldu. Seviye aynı, çok fazla bir değişiklik yok. İhracata baktığımızda aynı döneme göre, yani Ocak 2019'a göre adet bazında %4'lük bir azalma var. Bu arada Halk Bankası'nın bilançosu geldi. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilanço bazlı endekste hisse hareketlerini görüyoruz. Net kar 2019'da %31.8 düştü. 1.7 milyar lira oldu. Kredilerde %19.4'lük bir artış var. 309.2 milyar lira oldu. Vakıfbank'ın da geldi bilançosu. Net karında %32.5'lik bir düşüş var. Kamu bankalarının net karlarında
açıkçası düşüşler görüyoruz. 2.8 milyar lira oldu bu arada karı. Kredilerdeki büyümesi %25.7. Devam edelim, Gizem'e gideceğiz. Dediğimiz gibi bu hafta Gizem anketi yapacak. Daha erken ama çarşambaya kadar herhalde zaten değişecek diye düşünüyorum. Her gün bir şey çıktığı için şu an anketi yapsak da çarşambaya kadar neler değişir? Bugün açıklarım ama gene de. Bugün açıklarsın. Evet. Ama hani cuma çok erken oluyordu ya. Evet aynen, bugün hafta sonu riskini almadık. Bugün bekliyoruz zaten çünkü çok karışık. Hiç beklemeyen de var, 25 bekleyen de var, 75 bekleyen evet. de var. Tek haneye bütün sene boyunca yayılacak diyen de var. Kafalar bir dünya, kafalar evet. karışık. Piyasalar nasıl başladı? Japonya büyümesini zaten korkunç olduğunu ifade ettik. Kesinlikle öyle. Onunla ilgili de zaten grafiğimiz var. Çin'le ilgili de var. Başka kimler var? Tayland'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Tayland'ın da büyüme rakamları geldi ama onun grafiğini çizmedim. O da beklentilerin altında kalan bir büyüme rakamı kaydetti. Dolayısıyla Asya için çok iyi haberlerimiz aslında yok. Ama hisse senetleri piyasasına baktığımızda her ne kadar virüsle ilgili bütün tehlikeler ve tehditler devam etse evet. bile hafta başlangıcı itibariyle biz Asya hisse senetlerini artıda görmekteyiz. Japonya'nın dediğin gibi büyüme rakamlarından kaynaklı bir moral bozukluğu söz konusu. O yüzden de Nikkei endeksinde %0.64'lük bir aşağı yönde hareket var. Ama Çin'in CSI 300'ü mesela %1.9 artıda, Hong Kong Hang Seng %0.66 artıda, Filipinler %0.4, Tayland'ın seti %0.3 kadar artıda seyrediyor şu aşamada. Döviz piyasasında ağırlıklı olarak para birimlerinin dolar karşısında artıda olduğunu gördük. TL'de ekranımızda %0.16'lık birimiyle birlikte bu noktada gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında artıda seyrettiğini söyleyebilirim. Yani döviz piyasasında tablo rahat. Tahvil piyasasındaki gördüğümüz Çin'in 10 yıllığında 4.4 bas puanlık bir yukarı yönde hareket var. Bir de Avustralya 5 yılı 1.1 bas puanlık yükselişiyle dikkat çekmiş. Ama haricinde kalanlar Japonya'nın 30 yılı, Singapur'un 2 yılı, Yeni Zelanda'nın 2 yılı, bunlar faizlerde düşüşe işaret ediyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çin, Hong Kong ve Singapur'da yeni teşvikler açıklandı. Evet. Çin hafta sonu boyunca da aynı şekilde piyasayı desteklemeye devam etti. Hani yeter ki hemen yatırım yapın şeklinde bütün o bozulan morallere karşı bir ekonomiye tekrar can suyu aslında katmaya çalışıyorlar. Mevcut durumda virüsten kaynaklı olarak çünkü bütün planlar ötelenmiş durumda. Yine detaylandırırız ama emtia sınıfı da aynı şekilde artıda seyrediyor bu sabah itibariyle. Bir tek alüminyum fiyatları eksi de %0.4 kadar. Kalanlar çelik, işte pamuk fiyatları, doğalgaz fiyatları, bunlar ekranımıza artı olarak çıkmış. Ve aynı zamanda vadeli işlemlerinde bize gösterdiği kadarıyla artıda bir başlangıç beklentisi var. Ama şunu unutmamak lazım, bugün Amerika Başkanlık Günü sebebiyle kapalı olacak. O yüzden de primli başlayan bir tablonun düşük görece hacimlerle gerçekleştiğini unutmamak lazım. Günün geri kalanı da muhtemelen bu tema üzerinde şekillenecek. Milliyet gazetesinde bir haber vardı. Çin'de paraları da dezenfekte etmeye başladıklarına dair bu arada. Neden olduğunu bilmiyorum. Paradan geçeceğini mi düşünüyorlar acaba? Bir de blockchain teknolojisine yönelmeyi biraz daha artıracaklarmış. Zaten yapıyorlar da. Anlayamadım. Para kullanmak çok istemiyorlar herhalde. Bu arada Çin hisselerine bakalım hemen. Burada tatil öncesine döndü dedim. Çünkü üst panelde Şangay Kompozit var. Alt panelde ise turkuazla gösterdiğim çizgi CSI 300'ü temsil ediyor bizler için. Ne göstermiş bizlere? Şurası tatil etkisinin ardından geldiğimiz noktaya sonucunda ulaştığını gösterdi. Yani tatilden döndü Çin hisse senetleri. Sonrasında ise virüs dönemine de yine denk geliyor ama tatil öncesindeki fiyatlamasına geri döndüğünü gösterdim. Dediğim gibi hafta sonu yapılan açıklamalarla beraber baktığımızda Çin'de devlet hani hemen üretime geçecek olan şirketleri destekleyeceğini açıkladı. Ve aynı zamanda bir yıllık orta vadeli borçlanma oranında 10 bas puanlık kadar bir düşüşle beraber piyasaya daha fazla likitte vermeyi amaçlıyor aslında. Yani şu an sıkışık olanların elini rahatlatıyor aslında. Aynı zamanda önümüzdeki dönemdeki hani basına yansıyan haberler diyeyim oranın yerel gazetelerine, kurumlar vergisinde inebileceğine evet. dair aynı zamanda söylentiler var. Dolayısıyla dört bir koldan aslında mevcut durumda virüs etkisiyle beraber yavaşlayan ekonomiyi aslında hızlandırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bugün gördüğümüz primli tabloyu borçlu olduğumuz yerlerden bir tanesi de burası ama dediğim gibi tatil öncesi seviyelere geri dönmüş vaziyetteler. Peki şimdi biz nelere bakıyoruz? Baltic Dry Index var, VIX var, işte ne bileyim borsaların genel olarak ABD piyasaları, tahvil faizi, hepsini aynı anda bakıyoruz ve hepsinde farklı farklı gün boyu, hafta boyu her gün farklı hareketler görüyoruz. Dolayısıyla evet. oynaklık arttı. Yani hani bunu görmemek elde değil. Aynen. Sen de çok güzel çizmişsin burada.
Al bakalım. Şimdi burada hangi varlık sınıfında genele yayılan bir oynaklık var zaten? Hangisine görece daha yüksek olduğunu göstermeye çalışacağım. Mesela turkuazla gösterdiğim kısımda VIX'in oynaklığını görmekteyiz. Burada kabaca diyebiliriz ki hisse senetlerinin oynaklığı aslında sadece S&P öncülüğünde. Bize ne göstermiş? Virüsün etkisini asıl konuştuğumuz yerlerde aslında çok ciddi bir yükselişte kaydetmişti ama şu aşamada ufak bir geri çekilmeyle beraber hani büyük ölçüde aslında virüsün getirdiği oynaklığı geri vermiş vaziyette. Bununla birlikte mor çizgiyle gösterdiğim JP Morgan'ın küresel döviz piyasasındaki oynaklığını ölçen endeks. Orası zaten enteresan bir biçimde çok uzunca bir zamandır dikkat etmek gerekirse görece tarihi ortalamaların altında seyrediyor. Yani döviz piyasasının oynaklık düşük aslında. Evet. Bununla birlikte aslında en dikkat çekici kısım sarı çizgiyle gösterdiğim BOFA Move Endeksi. Move Endeksi de tahvil piyasasının oynaklığını ölçer ve aslında bütün biz bu virüsü konuşurken evet virüs etkisiyle beraber bütün varlık sınıflarında oynaklığın arttığını görmüşüz ama en fazla geri veremeyen ve oynaklığın görece yüksek kaldığı yerin tahvil piyasası olduğunu da ifade etmek lazım. Evet, tahvil faizleri Amerika Birleşik Devletleri'ni de takip ediyoruz. Tabii Çin'in almış olduğu bu teşviklerin ne kadarı yarar onu da çok emin değiliz. Tabii takip ediyor olacağız. Şimdi evet. Japonya oldukça ciddi bir düşüş kaydetti. En son 2019 ilk çeyrekte değil mi çok ciddi bir düşüş var. Görece 2014 mesela şu sütun buraya yakın aslında. Hı hı. Yani ama dediğin gibi tarihin en sert daralmalardan yani bir tanesi bu. Yani krizdeki durum hala toparlayamadı. 98'de toparlayamadı. 2009'da aldı tabii o Amerika'dan krizi ciddi boyutta kendini. Dolayısıyla düzelme görmemiştik ki 2014 dedin yine aynı şekilde bir ciddi düşüş görüyoruz %6,3. Evet, bu dördüncü çeyreğin yıllıklandırılmış büyüme rakamı aslında bir daralma rakamı. %6,3 oranında bir daralma kaydettiğini gösterdi Japonya ekonomisinin. Ama şunu da söyleyeyim mesela bu gerçekleşen rakam 2014'ten bu yana kaydedilen en kötü daralma rakamı. Dikkat etmek gerekirse yine 2014 yılında benzer bir şekilde daralmıştı Japonya ekonomisi. Orayla ortak noktalar var. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Burada tüketim tarafında bir vergilendirme söz konusuydu 2014 yılında. O yüzden biz tüketim kaleminden kaynaklı bu kadar sert bir daralma görmüştük. Benzer bir hikaye 2019'un dördüncü çeyreği için de geçerli. Ama buraya ek olarak bu sefer yatırımların da ciddi zayıfladığını gördük. Yani büyümeyi düşürücü yönde etki yapsalar. Bunu da anlamak aslında hiç zor değil. Çünkü o kadar Amerika ile Çin'i evet. konuştuk. İşte Çin'de yavaşlamayı konuştuk. Virüs etkisini yine buralarda benzer biçimde talebin ötelendiği, yatırımların ötelendiği bir döneme denk geldiğinde ifade etmiş. Dolayısıyla yatırımlar da aynı zamanda düşürücü yönde etki yapmıştı. Gel gele mesela özellikle dediğim gibi en belirgin kalem zaten yavaşlama tüketim kaleminde. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında %11 gerilemiş. Yatırımlar kaleminde %14 oranında gerileme kaydetmiş. Bir taraftan da yine aslında yatırımlardaki o ötelenmeyi de aynı zamanda vergiye bağlayabilirim bir noktada. Yine önümüzdeki dönemin de projeksiyonunu yapmak gerekirse birinci çeyrek içinde çok farklı tablo beklememek lazım. Çünkü bu sefer de virüsün etkisiyle beraber yavaşlayan bir ekonomiden bahsedeceğiz. Hem tüketim yine evet. muhtemelen ötelenecek, yavaşlanacak. Bir taraftan da yatırımlar aynı şekilde yavaşlayacak. Dolayısıyla şimdiden Japonya ekonomisi için bir resesyon endişesi var demek zannedersem çok yanlış olmaz. Bir de Japonya'da biliyorsun olimpiyatlar var. İptal etme olasılığından bahsediliyor. Çünkü bir ayağı da Çin'de olacak diye biliyorum. Dolayısıyla en son zaten mobil zirvesi vardı. Yine Facebook iptal etmişti. Onun dışında bu Japonya'daki olimpiyatlar nasıl olacak? İptal olacak mı? Bayağı ciddi etki eder herhalde. Çünkü onlara yönelik yatırımları da vardı. Turist beklentisi var. Gelir beklentisi var. Biraz Japonya için sıkıntılı oldu bu koronavirüsü diğer ülkelere nazaran. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Güney Afrika randı dikkatimi çekti burada ama yine de çok ciddi bir prim görmedim orada 0.33. Evet, burada ağırlıklı olarak aslında Asya para birimleriyle beraber Doğu Avrupa para birimlerini de görmekteyiz. Yatay yukarı bir seyir var. TL'yi de en çok kazananlar içerisinde dördüncü sırada görüyoruz. %0.17'lik primiyle beraber. Düşenler tarafında da aslında Doğu Avrupa para birimleri var ama bunları daha çok yatay demek daha doğru. Bulgar lev ve Çek kronası olmak üzere. En fazla kaybedenler ise Tayi Bahtı, Malezya ringgiti ve Hint rupisi olarak sıralanmış. Bizim için en önemli olan kısımdan bahsedeyim. Bizi bu hafta içerisinde TL'nin seyrini ve evet. diğer Türk varlıklarının seyrini etkileyebilecek iki tane çok önemli gelişmemiz var. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın az önce bahsettiğim gibi faiz kararı olacak. Bir diğeri ise Cuma günü piyasa kapanışının ardından Fitch'in Türkiye için değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Ne bekleniyor?
Bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bizim mevcut durumda fiş gözünden 2B eksi notumuz görünümümüzde durağan. Bunu aynı şekilde koruması bekleniyor. En son hatırlatmak gerekirse 12 Temmuz'da geçen yıl 2B'ye düşürmüştü notumuzu. Görünümümüzü de aynı zamanda negatife düşürmüştü. Sonrasında ise 1 Kasım'da negatiften durağana bu sefer görünümümüzü yukarı yönde revize etmişti ve aslında 7 yılın ardından o en son Kasım ayında yaptıkları hamleyle beraber Fitch'in Türkiye lehine, yani ilk defa Türkiye için pozitif olan verdiği bir karardı bu görünümün negatiften durağına yükseltilmesi ve en son söyledikleri notta da Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde yani dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini söylüyordu. Bir de Temmuz'da o notu indirdiği dönemdeki kıyasladıkları risklerle risklerde bir miktar iyileşme olduğunu, yani daha az risk bulunduğunu ifade etmişlerdi. Bakalım bu sefer ne söyleyecekler ama piyasanın beklentisi değişiklik olmayacağı yönde notta. Önümüzdeki süreçte acaba koronavirüsün etkisiyle Çin'deki üretimin azalmasıyla birlikte biraz Türkiye'ye kayacak olan yatırım veya üretim talebi olur mu acaba, bu etki yapar mı? Şu an Fitch için konuşmuyorum, genel olarak kredi derecelendirme kuruluşu, aklıma o geldi. Evet, Borsa İstanbul geçen haftaya bakalım nasıl bir değişim yapmış. Yani dediğin gibi tedarik tarafında bir sıkıntı olduğunda bunu Türkiye'den temin edip burada işe yarayan kısımları tabii ki olur ama bir yatırım kararı vermek kolay bir şey değil. Hani üretimin kalkıp da Türkiye'ye komple yani kompanse eder mi? Orada kredi derecelendirme kuruluşu bunun Türkiye'nin büyümesine etki ettiğini bilemiyorum. Yani tabii çok orta uzun konuştum. Evet, çok orta uzun bir vardı. Evet, çok orta uzun konuştum. Fitch için konuşmuyorum. Yıl boyu çünkü diğer kredi derecelendirme kuruluşları da var. Bir aklıma geldi şimdi konuşurken. Evet, Borsa İstanbul'a da bakalım haftalık değişimine. Geçen hafta en son Cuma günü seninle Perşembe'ye kadarki işlemleri değerlendirmiştik. Zaten geride kaldığımız bir haftaydı. Haftanın kapanışına baktığımızda da %0.71 kadar borsanın haftalık bazda bir değer kaybı söz konusu oldu. Bir önceki hafta prim vardı yaklaşık %2 olarak. Tamamı geri verilmedi ama geçen hafta mesela gelişen ülkeler için fena olmayan bir haftaydı. Primle tamamlanan bir haftaydı. Hem TL için hem de Türk hisse senetleri için, hem tahviller için, hani Türkiye'nin biraz daha geride kaldığı bütün varlık sınıflarında bir haftayı tamamlamış olduk böylece. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Anketi çok dört gözle bekliyoruz, bilmiyoruz. Çünkü yarın tekrar konuşuruz. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Gizem'e teşekkür ediyorum ve hemen Ankara tarafına geçeceğim. Çünkü Ankara'da çok önemli başlıklar da var. Alican Türkoğlu her sabah olduğu gibi bizimle. Günaydın Alican. Günaydın, iyi yayınlar, iyi teşekkür haftalar. Teşekkür ediyorum. Trump'la Erdoğan görüşmesi var. İdlib meselesinde ne durumdayız? Moskova'da bir araya gelinecek. Bunun dışında siyasette de bazı başlıklar var. Ayrıca neler söyleyeceksin? Şimdi özellikle yine dış politika tabii bu haftanın gündemini belirleyecek. İdlib konusunda sen de söyledin. Geçtiğimiz haftayı çok yoğun görüşmelerle tamamlamıştık. Şimdi bugünden itibaren bir kere bir Türkiye heyeti Moskova'da. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığı'nda dışişleri yetkilileri, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve istihbarattan yetkililerin olduğu bir heyetle Rus heyeti İdlib konusunu görüşecekler. Bu ikinci tur toplantılar olarak da değerlendirilebilir. 8-10 Şubat'ta Ankara'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Şimdi de Moskova'da gerçekleştiriliyor. Tabii net anlaşmazlıklar, fikir anlaşmazlıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere ateşkes konusu, bir an önce silahların susması gerektiği konusunu herkes dillendirmekle beraber konuya farklı noktalardan bakıyor tabii Türkiye ile Rusya şu an itibariyle. Cumhurbaşkanının Pakistan dönüşü yapmış olduğu açıklamalar var. Bence zaten Türkiye'nin ana fikrinin ne olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Rejim Soçi sınırlarına çekilene kadar bu sorun çözülmez. Aksi takdirde eğer çekilmezse bu ay bitmeden bunu biz gerçekleştireceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Ki daha önceden de Şubat ayı sonuna kadar süre verildiğini dile getirmişti. Rus tarafından da muhtemelen rejimin ele geçirdiği bölgelerin içinde kalan gözlem noktalarının boşaltılması gerektiği yönünde bir fikir getirilebilir masaya. Bu noktadan sonra nasıl bir uzlaşma sağlanacak orası tam anlamıyla belli değil ama İdlib açısından en kritik görüşmelerin olacağını söyleyebiliriz bu hafta içerisinde gerçekleştirilen. Eğer heyetler arasındaki görüşmelerden bir çözüm alınamazsa veya tam tersi belirli bir noktaya getirilirse de ilgili bakanlar ve yine liderler arasında bir görüşme de gerçekleştirilebilir. Ki hafta sonu Trump'la Erdoğan arasındaki görüşme de yine zaten ana hatlarıyla Suriye'nin, İdlib'in konuşulduğu bir toplantı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başından bu yana, krizin başından bu yana bu konuyla ilgili olarak ama Türkiye'nin yanında olduğu ve Türkiye'ye destek verdiği zaten biliniyor. Bu destek de bir kez de Başkan Trump tarafından tekrarlanmış durumda. Dolayısıyla evet,
Bu hafta bugün itibariyle başlayan görüşmeler nasıl devam edecek? Sahadan ne gibi bilgiler gelecek? Hem masadaki görüşmeler hem sahadaki çatışmaların son noktasında varacağı nokta belki de İdlib krizinin ve Suriye çıkmazının nerede olduğunu bize daha net gösterecek. Burada Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin de konuşulduğunu ve konuşulacağını tekrarlayalım. Onun dışında sen de aktardın, iç politikada da önemli gündem maddeleri var. Siyasi partiler arasında tartışma konuları var ki bu hafta içerisinde de muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun tartışmalar yaşanacak. Bunlardan birisi geçen hafta da çok konuşulan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları. Yine partiler arasında, temsilciler arasında konuşulacaktır bu başlık. Bir diğeri ise İş Bankası hisseleri konusu. İş Bankası hisseleriyle ilgili olarak AK Parti'nin bir çalışma yürüttüğü zaten biliniyor. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları oldu. Birkaç hafta içerisinde netice alınır. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok diye bir hukuki işlerle ilgili bir kurulun oluşturulması gündemde. Dolayısıyla benim beklentim bugünden itibaren meclis tarafında da parti yetkilileri arasında bu konunun da tartışmalı gergin başlıklar arasında bu hafta içerisinde yer alması hususunda. Grup toplantılarında da muhtemelen değinilebilir bu konulara. Salı ve çarşamba günü grup toplantıları var. AK Parti grubu bu hafta da çarşamba günü toplanacak, bu bilgiyi aktaralım. Bunun dışında Meclis Genel Kurulu'nda bankacılık yasa teklifi öne alındı. Bu hafta görüşülecek genel kurulda. Kanal İstanbul'la ilgili bir takım düzenlemeler var. İşte vatandaşlara işte projeye yatırım yapma yetkisi veren veya izni veren bir düzenleme. Onun dışında ürün güvenliği yasa teklifi yine bu hafta genel kurulu gündemine gelecek. AK Parti'nin bir torba yasa teklifinin sunulmasını bekliyorum bu hafta. Geçen hafta sonu bekliyordum ama yetişmedi. Muhtemelen bu hafta içerisinde sunacaklardır. Asgari ücret desteği gibi bir takım süre uzatımlarını içeren bir teklif olacak bu. Ve dediğim gibi işte az önce saymış olduğum başlıklarla ilgili parti yetkililerinin tartışmaları olacak. Yani dış politikada yine öncelikli gündem İdlib, yapılacak görüşmeler ve sahadaki gelişmeler takip ediliyor. İçeride ise İş Bankası tartışması, FETÖ siyasi ayak tartışması ve Meclis Genel Kurulu'na gelecek yasa teklifleri Ankara'nın gündemini belirleyecek gibi gözüküyor bugün itibariyle. Alican, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada hemen Asya tarafına döneceğiz. Oradaki durum gerçekten piyasaları oldukça yakından ilgilendiriyor. Ersoy Erkazancı karşımıza. Ersoy, iyi haftalar. Şimdi Çin'den teşvikler geldi. Diyor ki ilk üretime, daha doğrusu üretime hemen başlayanlara teşvik vereceğim diyor. Kumlar vergisiyle ilgili bir bilgi var. Ölü sayısı 1770 geçmiş durumda. Onun dışında yine bakıldığında Çin tarafından farklı farklı haberler geliyor ama bir taraftan Japonya'da ciddi etkilendi. Tamam, tayfun etkisi diyoruz, ayrı bir konu ama ciddi bir düşüş var. Şöyle başlıkla özetleyelim mi? Asya piyasalarındaki seyir nasıl? Evet, Zeli, Asya piyasalarına durum karışık. Çin tarafı iyi, Japonya tarafı kötü. Japonya'da çok sert bir daralma geldi. Dördüncü çeyrek daralması %6.3. Bu Abe göreve geldiğinden beri en düşük rakam, hem de son 5 senenin en düşük rakamı. Tabii ki şunun altını çizmek lazım, satış vergisi gelmişti, tayfunlar olmuştu Japonya'da. Ama belki de bu çeyrek daha da kötü olabilir çünkü virüs etkisi ilk çeyrekte daha çok görülecek. O yüzden de Japonya negatif anlamda ayrıştı bugün Zeliha. Çin de pozitif anlamda ayrıştı. Aslında virüsle ilgili yeni bir gelişme yok. İşte ölü sayısı 1770 oldu. İlk defa Tayvan'da ve Fransa'da bir ölü vakası yaşandı. Wuhan'ın baş hekimi dedi ki aslında bu en son en tepe noktayı görmüş olabiliriz. Ölü sayısında azalma oluyor, giderek azalma oluyor dedi. Ama bundan daha ziyade Çin hükümetinin aldığı önlemler bugün piyasalara biraz daha moral vermiş gibi gözüküyor. Orta vadeli faiz oranını 10 baz puan düşürdü. 3.25'ten 3.15'e getirdi. Piyasaya yeni teşvikler verdi. Daha kesinleşmeyen ama piyasada konuşulan birkaç tane daha şey var. Bir tanesi kurumlar vergisinin indirilmesi. Diğeri üretime hemen başlayan şirketlere yeni teşvikler vereceğiz, destek vereceğiz dediği için. Bir diğer konuşulan konu ise şu an bankalardaki bu batık kredilerin biraz daha yüzdürülmesi konusunda Çin hükümeti destekler verecek. O yüzden de Zeliha, bugün özellikle Çin'de Şangay borsasında ciddi ayrışma görüyorum pozitif anlamında. Hong Kong'da artıda. Diğer Asya borsaları ise eksiler var, artılar var. Çok fazla yön belirtmiyor.
Ama genel konu yine virüs konusu ve Çin'in verdiği teşvikler diyebilirim. Zeliha? Son bir cümle rica edeceğim. Huawei NATO'ya kadar gidebilir. 5G teknolojisi, onunla ilgili bir cümle rica edeceğim. Gün boyu konuşacağız zaten bunu. Evet, Huawei konusu tabii Amerika ile Çin arasında gibi sadece konuşuyorduk bunu, teknoloji savaşı gibi, ama en son Avrupa'ya da bu kaydı diyebiliriz. Çünkü bunu bir ciddi bir güvenlik endişesi olarak görüyor Amerika ve Avrupalı ülkeleri uyardı 5G'yi Huawei'den almama konusunda. O yüzden NATO'da bu işin içine girebilir haberlerini bugün gördüm. Zeliha. Teşekkür ederim Ersoy. Huawei konusu oldukça kritik tabii. Güvenlik konusundan deniyor ama Amerika Birleşik Devletleri tarafından takip ediyor olacağız. Biz Bloomberg HT ekranlarında bu konuyu. Cem Tezgah telefon attığımızda. Cem, iyi haftalar diliyorum sana. Şimdi yine yoğun bir veri trafiğiyle beraber başlıklar, gündemler oldukça yoğun ama bir tabii ki para politikası kurul toplantısı beklentileri rica edeceğiz. Fed'in toplantı tutanakları var. Yine Japonya'nın büyümesi oldukça sıkıntı verici ve tabii ki koronavirüsü etkileri, neler aktaracaksın? Evet, baktığım zaman yine gündemimiz oldukça yoğun. Bu hafta kritik Merkez Bankası toplantısı var. Burada ufak bir faiz indirimi ya da faizlerde herhangi bir değişim olmamasını beklemekteyiz. Daha önceki tecrübemiz Merkez Bankası'nın büyüme yanlısı politikalarla faiz indirimi yapabileceğini ve bunun da altına yatan en büyük sebebin tüm global piyasalardaki kitle koşullarındaki artışı işaret edebileceğini düşünüyorum. Ama son baktığımız kredi rakamları artı enflasyondaki son gelen rakam ve Şubat ayındaki muhtemelen baz etkiden dolayı bir miktar daha göreceğimiz tırmanış Merkez Bankası'nın belki de bu toplantıyı az geçebileceğini işaret ediyor. Ama dediğim gibi ben biraz ortada görüyorum. Yani ya ufak bir indirim ya da faizler sabit kalacak gibi gözüküyor. Peki şimdi bu Japonya'daki veri, bunun dışında bizim önümüzdeki süreç içerisinde genel küresel büyüme açısından koronavirüsü gibi bir etki bir bekliyor oluyoruz. Bunun yanında Türk piyasalarına baktığımızda, Türk varlıklarına, özellikle Borsa İstanbul tarafında biraz daha bilanço kaynaklı hareketler de görülüyor. Sen bu hafta ne beklersin? Altın tarafında merak ediyoruz. Çünkü dolardaki yükseliş altının gramını da tabii doğal olarak yukarı çekiyor hocam. Evet, baktığımız zaman şimdi içeride haftaya pozitif başlangıç yapıyoruz. Çünkü Asya'da bir miktar risk iştahı, koronavirüs kaygının azalması ve bence ana hikayede Çin'in verdiği bol likiditeyle birlikte yüksek ve yüksek kalmaya devam edebilecek gibi. Zaten Çin borsası da bu vaka kaynaklı düşüşünün tamamını geri almış durumda. Buna biz bu hafta BIST olarak ayak uyduracağız gibi gözüküyor. 121.500 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin aşılması halinde tekrardan daha önce test etmiş olduğumuz 124.500-125 bölgesine doğru bir yükseliş içinde olacağını düşünüyoruz endeksimizin. Diğer tarafta altın. Tabii özellikle bu düşük faiz ortamından ve bol likiditeden olumlu etkilenmeye devam ediyor. Ons altın olarak konuşuyorum. Burada zaten geçtiğimiz hafta güçlenen bir teknik görüntü vardı. Tekrardan önümüzdeki günlerde 1592 zirvesinin görünme ihtimali artmış durumda. Tabii kur tarafına baktığımız zaman da burada hem jeopolitik riskler hem de önümüzdeki Merkez Bankası'nın ne yapacağına yönelik belirsizlik. TL'nin o haftada yine 6 seviyesinin üzerinde hareket edebileceğini işaret ediyor ki eğer gerçek dediğim ons altın yükselişi gerçekleşirse bu tabi gram altına da destek vermeye devam edecek. Şimdi bir haber vardı tabi Bloomberg HT sitesinden de, internet sitesinde de genel olarak da zaten bir endişe var. Endişe tabi petrolün talebinin çok fazla azalabileceğine dair. Bir taraftan OPEC ülkelerinin açıklamaları vardı. İşte bir taraftan Çin'deki bu koronavirüsü dolayısıyla üretimin azalmasıyla ve tabii ki seyahatlerin azalmasıyla birlikte yakıt tüketimi. Bunun dışında tabii oradaki üretim, petrol bazı ürünler de tabii ki üretiliyor ve ithal ediyor. Peki bu durum petrol fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratır, bir beklentimiz var mı? Çünkü bizim hem bütçemiz hem cari açımız açısından yakından takip ettiğimiz emtiaların başında geliyor. Cem, ne dersin? Evet, muhakkak zaten Çin'in hemen hemen %30'unu talebin arzın karşıladığını düşünürsek bu tabii Çin'deki duraklama ya da Çin'de bir negatif durum oluştuğu zaman ilk zaten aklı getirdiği iki tane emtia vardır. Bir tanesi bakır, bir tanesi petroldür. Petrol tabii biz bunu daha fazla hissediyoruz. Çünkü bakır zaten oldukça düşük seviyedeydi. Bu sabah yine Japonya tarafında gelen rakamı da gördük. Yani eğer Çin'de bu işler uzarsa
tüm bölgeye dolaylı olarak dünyaya etki verecek. Bundan dolayı petrol fiyatları belli bir süre daha düşük seviyede kalacak gibi gözüküyor. Burada bir OPEC'ten kısıntı gelecek diye düşünüyorum. Bazı üyelerin karşı çıkmasına rağmen ben yine de burada bir kısıtlamaya gitmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Ve Brent petrol belli bir süre 50 dolar 60 dolar bandına sıkışacak gibi gözüküyor. Yani 50 doların altını pek beklemeyiz. 55 dolar zaten şu anda bulunduğumuz seviyeler, burayı orta nokta almak lazım. Ama kısıntı gelse bile 60 doların üstünü bu Çin'de birinci çeyrek büyüme rakamını görmeden yukarı yönünü kıracağımızı düşünmüyorum. Can Tözge teşekkür ediyorum. Evet, Şubat ayında gelecek veriler önemli olacak. Koronavirüsün etkisini biraz daha net görmüş olacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi info yatırıma döneceğiz. Araştırma müdürü İsmail Güner karşımızda, telefon attığımızda. İsmail günaydın. Viyop artıda başladı. Bugün ne bekliyoruz acaba piyasaların genelini? Evet. Bugün piyasalarda sizin de söylediğiniz gibi vadeli işlemler tarafında 800 puana yakın bir yükselişle güne başlıyoruz. Bugün için Borsa İstanbul tarafında da yine yukarı yönlü yükselişin olma ihtimali oldukça yüksek. Veri açısından baktığımızda bu hafta içerisinde genel olarak bugün biraz daha veri açısından zayıf bir gün olacak. ABD piyasalarının, borsalarının kapalı olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan yurt içinde bütçe dengesi verileri açıklanacak bugün itibariyle. Hafta ortasına doğru geldiğimizde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ve FED tutanaklarını takip edeceğiz. En son Cuma günü ise daha çok Amerika tarafında PMI verileri ön plana çıkıyor. Ve Türkiye'nin Fitch'in değerlendirmesi, Türkiye değerlendirmesini takip edeceğiz. ABD tarafındaki gelişmelere kısaca baktığımızda bugün başkanlık günü sebebiyle ABD tarafında borsalar kapalı. Son günlerde ABD tarafında makroekonomik verilerin iyi gelmesi buradaki endekslerde de yukarı yönlü yükselişleri tetiklemiş durumda ve zirve seviyelerinde koruyor durumda olduğunu söyleyelim. Özellikle koronavirüsüyle ilgili gelişmelerin pozitif yönde kısmen de olsa ilerliyor olması, en azından hükümetlerin bu yönde destek olması, yoğun desteklerin olması ekonomik, makroekonomik açıdan da aynı şekilde şu anda piyasaları ABD dolarına olan talebi arttırmış görünüyor. Dolar endeksi 99 seviyelerinde oldukça rekor seviyelerde, paritede de 1.08.30 seviyelerinde. Burada da aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini söylemek mümkün. Yine Asya borsalarına baktığımızda orada da yukarı yönlü yükselişlerin bu sabah itibariyle devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bu virüsle ilgili Çin yönetiminin almış olduğu teşvikler şu anda Asya borsalarını yukarı taşıyor. Yurt içinde ise bugün için baktığımızda jeopolitik riskler yine ön planda. Özellikle burada jeopolitik risklerle ilgili olarak en son itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile olan telefon görüşmesini takip ettik. Evet. Burada imsak açıklamaların geldiğini görüyoruz. Genel olarak baktığımızda dolar TL'de de şu anda fazla bir hareketlilik yok. Bugün Borsa İstanbul'un yukarı yönlü 121.500 seviyesine doğru yükselişini devam ettirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. İsmail teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi seanslar. Bugün ABD piyasaları başkanlık günü nedeniyle kapalı. Bu hatırlatmayı yapalım ve Viyop %0.5 oranında primle başladı. Şimdilik bu kadar diyelim yatırım bülteninden. Hoşçakalın.